Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda işletme üzerine konuşacağız. Kalite üzerine konuşacağız. Bir işletmede nelere dikkat etmek lazım ürünü çıkarırken bunlara konuşacağız. Yalçın Kaya Demir konuğumuz. Kendisi Fazla İş Mükemmeliyetçiliği Müdürü. Kendisine hoş geldiniz diyelim, programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi işinizle ilgili, mesleğinizle ilgili konuşacağız ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim. Tamam. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kariyer geçmişim, genel ben kendimden de bahsedeyim. Orduluyum. 3 Ağustos 1990 doğumluyum. Ordu Fen Lisesi'nden mezun oldum. Sonra Sabancı Üniversitesi'nde burslu endüstri mühendisliğinden mezun oldum. Ondan sonra bir lojistik firmasında başladım aslında bu iş hayatına. Orada daha böyle dokümantasyonudur, işte ISO sertifikasyonudur gibi böyle iş hayatını tanıyacak bir şekilde hani süreç analizlerine başladığım bir yolculuğum oldu orada. Benim için güzel oldu aslında iş hayatını tanırken başka kültürlerle de çalışma fırsatı buldum. İşte Dubai'de, Güney Irak'ta falan bazen bunu söyleyince sürpriz gibi olur insanlara böyle Güney Irak deyince çünkü daha işte savaş, yani bu tarz şeyler gelir insanların aklına. Orada Basra'da işte Shell'in mesela boru döşemeleri oluyor mesela petrol çıkarırken onların lojistiğini yapan bir firmaydı aslında. Orada da bir ISO sertifikasyon sürecini yönetmiştim. Bütün hani birimlerle konuşup aslında nasıl bir süreç işliyor, neler yapıyorlar onları öğrenip bunlar da hem bunların yazılı hale gelmesi, hani insandan bağımsız bir süreç yönetimine geçilmesi hem de kalitenin daha artırılması, yani yazılı olarak çizdiğimizde bile hani yapılan işleri aslında orada verimlilik böyle fırsatları görebiliyoruz aslında. Hopaport'a gittim o 2,5 yıllık çalışma sürecimde, işte Dubai'ye gittim dediğim gibi. Sonrasında askerlik için ayrıldım oradan. Bir 6 ay sonra da ekolojistikte başladım. 4,5 sene orada çalıştım. İşte sürdürülebilirlik süreç uzmanı olarak başladım. Sürdürülebilirlik stratejileri kıdemli uzmanı olarak en son ünvanım bu şekildeydi. Orada da iş hayatında hani derler ya böyle alet çantasını doldurma gibi biraz öyle geçti benim için ekolojistikteki işte 4,5 senem. Proje yönetimiyle ilgili birçok yöntem öğrendik. Kalite tarafında öyle, işte dokümantasyon olsun, teşvik alımları olsun, böyle birçok farklı konuda çalışma imkanım oldu. Sürdürülebilirlik benim olduğu için de hani rutin bir işimiz yoktu aslında. Proje bazlı gidiyordu orada. İşte yurt dışındaki ekolün ülkeleriyle de bayağı bir iletişimde oluyorduk o sayede. Orada güzel bir 4,5 sene geçirdikten sonra Eczacıbaşı tüketim ürünlerinde çalışmaya başladım. Orada da bir sene boyunca lojistik süreç geliştirme sorumlusu olarak çalıştım. Stok kontrolden işte bütçelemeden performans ölçümlerine kadar birçok görevde bulundum orada. Onun sonrasında da Getir'le yollarım kesişti. Getir'de de bir sene çalıştım. Orada da operasyon performans yöneticisi olarak çalışmıştım. Orada ne yapıyorduk? Aslında şu an hani bildiğiniz işte Getir'in bütün depolarındaki kuryelerin planlamasını yapıp aslında bayilerle yani depolarla paylaşıyorduk aslında. Onlar da buna göre kuryeleri ayarlayıp size işte 5 dakikada 10 dakikada hani sipariş getirebilmeyi sağlayacak kadar personel. Oradaki ne kadar sipariş tahmin ettiğimize göre ona göre bir hani optimizasyonla bir kurye sayısı hesaplıyorduk. Tam aslında endüstri mühendisliği işiydi. Çünkü endüstri mühendisi dediğimizde aslında üç ayağı olan işte kalite, zaman ve maliyet aslında bunların üçüne de ya bir tarafa gidersen diğerleri aksayacak. İşte üçünün optimum sonucunu bulmaya çalıştığım bir meslek aslında endüstri mühendisliği. Orada da bunu yapmaya çalıştım diğer işlerimde olduğu gibi. Oradan sonra bu Fazla'yla yollarım kesişti tekrardan. Eczacıbaşı'nda bir kere daha konuşmuştum onlarla, çok beğenmiştim iş fikrini. Getir'de de tamamen orada çalışmaya başlama gibi bir fırsat oluştu. Geçtiğimde Fazla'dan bahsetmeye başlayabilirim isterseniz. Peki, aslında Fazla'ya şöyle giriş yapmak isterim. Şimdi iş mükemmeliyeti müdürü. Aslında bu departmanın yaptığınız işleri biraz orada açarsak çok sevinirim. Tamam. Genel tanımı itibariyle şöyle aslında. Şirketin hani kurucuları olsun, daha üst yönetimi olsun bir stratejisi ve vizyonu oluyor. Oraya gitmeye çalışıyorlar. Buna giderken ama arkadan gelen bütün organizasyonun yaptığı işler bazen rutin işle böyle hani oraya gitmeye yönelemeyebiliyor. Bunu böyle bir göstermeyle daha iyi böyle anlatıyorum genelde ben. Hani çalışılan işleri ok gibi düşünürsek ve gideceğimiz yerim hani bir A'dan B'ye ulaşırken bir düz bir
çizgi vardır aslında. Çalışılanlar böyle sapmalar olabiliyor böyle buralarda hani çalıştığı evet. yerlerde ve aslında gideceğin yer daha az yani çalıştığından daha az bir verim almış oluyorsun. Onları o doğrultuya soksan hani o aynı büyüklükte oku A'dan B'ye olan kısma getirirsen aslında daha verimli çalışmış oluyorsun ve amaca yönelik çalışmış oluyorsun. Yani çok böyle felsefik açıdan bakarsak direkt hani rutin işlere girmezsek bizim iş mükemmeliyetinin yaptığı şey buna odaklanan daha bir iyisi yer. Nasıl olur? Daha aynen verimli öyle. Nasıl daha olabiliriz? Verimli nasıl olur? Daha stratejik nasıl yaparsın? Yani daha doğrusu nasıl esas amacın yani şirketin gitmek istediği amaca yönelik nasıl getirirsin? Yani bu yapılan işleri gibi bir genel bir amacımız var diyelim. Ve diğer departmanlarla çok sıkı iletişim halinde aynen. olmak gerekiyor. O yüzden bizim departman hani böyle bir ana birimler olur işte satın alma, operasyon, satış falan gibi böyle genel bütün şirketlerde de olur aslında. Benim şimdiye kadar çalıştığım hepsi bir destek gibi ama daha böyle üst yönetime bağlı. Diğerleriyle hepsiyle ilgilenen bir hani yapı da aslında bir birim bu iş mükemmeliyeti. Evet, süreciniz nerede başlıyor peki? Sürecimiz de şöyle. Yapılan işleri böyle normal çalışan diğer birimlere de gidebiliriz. Ya da biz kendimiz de böyle denetim olabilir bu. Yanlarında çalışma da olabilir. Neyse bir bakarız hani böyle genel bir süreç analizi yaparız. Nerede aksıyor, nerelerde sapmalar yaşanıyor. İşte bunları hani tespit ettikten sonra bir proje havuzumuz olur aslında bizim. O havuzda bir önceliklendirdiğimiz işlere göre oradan seçeriz. Bu seçme kısmında da bir önceliklendirmemiz olur işte. Hani bunu yaptığımızda işte ne kadar bize şirkete etkisi olacak, işte ne kadar zamandan, kaliteden, işte maliyet olarak ne kadar bize bir çıktısı olacak onları hesaplarız. Bir de bunu ne kadar sürede yaparız onu hesaplarız. Ona göre bir projeyi önceliklendirip ilk oradan mesela başlarız ve sonunda çıktısını da görmüş oluruz. Yani aslında şirkette çalışmalar devam ederken bakarlar. Mesela bunu business excellence hani çözsün ve bundan sonra hani sürdürülebilir bir çözüm oluşturduğumuz için de hani bir kere hani böyle yarayı kapatma değil de aslında tamamen iyileştirip bir daha orada yara olmamasını da sağlayacak şekilde bir proje yönetimimiz olduğu için bize geldiğinde o konu bir daha hani yaşanmayacak ve güzel bir çözümü olacak inancıyla gelir yani bize aslında. Biz de ona göre zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet. Peki kendinize has böyle diğer meslektaşlarınızdan ayıran bir yerinizi geliştirdiniz mi? Kişisel gelişim olabilir bu ya da ben olaylara böyle bakarım dediğiniz bir alan var mıdır? Yani aslında yani hepsi artık çok böyle direkt hani ayrışan bir şeyim böyle kişisel söyleyemeyeceğim ama merak konusu çok önemli bence. Hani genel olarak yani ne yaparsan yap aslında bunun hani tekrar Amerika'yı keşfetmeye de gerek yok belki bazı şeylerde. Çünkü yapılan bir şey var. Şimdilerde işte ChatGPT çıktı ben çok kullanıyorum mesela işlerimde de. Yani bir konuya ilk girerken böyle hani önceden aslında bunun yapılması gereken standardı bu diyorlar. Hani tabii ki orada senin katkıların, terzi dikim yapacağın, işte şirkete göre değişecek, işe göre değişecek şeyler var ama bir genel bir senin aslında izleyeceğin yol belli aslında yol haritası. Onu uyguladığında da sonucunu aldığında aslında o verimi alabiliyorsun yani. Çünkü daha önceden binlerce kez denenmiş belki ona göre oluşturulmuş bir roadmap oluyor orada. Yol haritası oluyor. Bunu diyebilirim. Bence merak çok önemli. Bunun dışında endüstri mühendisliği biraz işte Steve Jobs'un da bir sözü var işte yani zor işleri işengeç insanlara veririm ki kolay yolunu bulsunlar gibi böyle. Yani ben biraz işengeç olmanın da böyle işe yaradığını düşünüyorum bazı yerlerde. Daha verimli ve hızlı yapılabilecek bir çözüm bulabiliyoruz öyle olduğunda çünkü. Evet. Kesinlikle doğru. Çözümü problemi de sevmek lazım evet, değil mi? Biraz aynen, onunla işte. Aynen. Peki geleceğe dair yapmak istedikleriniz var mı? Şirket olarak konuşayım. Ben biraz şirketi de anlatayım hatta. Fazla olarak ne yapıyoruz biz? Bu fazla gıdaydı daha önceden adı. Kasım ayında değişti. Fazlaya çevrildi. Çünkü sadece gıda sektörüyle başlamış bir firmaydık. Ama artık işte tekstil, ambalaj, kimyasal gibi böyle birçok elektronikten tutun işte diğer sektörlere kadar işlerde ilerlemeye başladık. Nasıl bir iş yapıyoruz? Aslında 7 tane servisimiz var ana servis olarak düşünebiliriz. Genel anlamda da döngüsel ekonomiye bu atıl ürünlerin katılmasıyla ilgili bir iş modeli var. 2016 yılında Olacak Silahlı ile Erdare'nin kurduğu bir startup'ız aslında. Şöyle işte Metro, Carrefour, A101 gibi hani bildiğiniz işte perakende zincir marketlerde raflarda ürünler oluyor ama bunlar 3 ay kala TKTS'sine, işte TTS'sine kaldırılması gerekiyor raflardan. Bunlar kaldırılıp birçok işte yerde değerlendirebiliyoruz. İlki yeniden satış olabiliyor.
bunları daha uygun bir fiyata alıp biz onları başka yerlerde değerlendirebiliyoruz. Mesela catering gibi, işte yemekhaneler olabilir, kafeler, restoranlar olabilir. Oralara satabiliyoruz. Bunu istemeyenler, yani istemeyen demeyeyim de uygun olmayanlar olabiliyor. Mesela süt ürünleri, şarküteri de daha kısa bir orada zaman olduğu için yeniden satışa uygun olmayabiliyor. Biz bunu bağış olarak değerlendirebiliyoruz. Bu da Türkiye'de işte 81 ilinde de bir bağış dernek ağımız var. Yine Fazla'nın kuruluşundan itibaren gelen Gıda Kurtarma Derneği var. Ortak bir yapımız var onlarda da. Onlar üzerinden bağış yapabiliyoruz. İşte belediyelere veya gıda bankalarına. Bağış yapınca da hem bu aldığımız müşterilere, yani perakende müşterilerine de yardım oluyor. Şöyle KDV'den indirim alabiliyorlar sattıklarında. Hem biz aldığımız fiyatın üstüne hani biraz daha koyarak oradaki marjdan bir yarar sağlıyoruz. Hem de topluma aslında bağış olarak gitmiş oluyor. Böyle üçlü bir şey var. Sürdürülebilirlik dediğimizde de zaten hani böyle hem topluma hem çevreye hem de finansal olarak fayda sağlayan işler yapılması gerekiyordu. Bizim fazla da zaten bir sürdürülebilirlik girişimi. Teknoloji tabanlı yapıyoruz bu yaptığımız işleri. Bu şekilde gidiyor. İkinciyi söylemiştim. Yeniden satış, bağış. Sonra hayvan yemi olabiliyor. Bazı ürünler hem insana hem hayvan yemine uygun oluyor ama insan tüketimine uygun olmuyor. Zamanı çok geçmiş olabilir. Daha farklı sebepler olabilir. Böyle olduğunda hayvan yemi tesisleri var anlaştığımız. Onlarla çalışarak hayvan yemine çevrilmesini sağlıyoruz. Ona da uygun değilse geri dönüşüme gidiyor ve atık olarak değerlendiriliyor. Yine bunu yaparken hani dünyaya da zarar vermemesini sağlayacak şekilde tesislerle anlaşmalarımız var geri dönüşümde. Bu şekilde. Diğer üç servisimiz de aslında daha küçük olmakla birlikte atığın kaynağında nasıl azaltırız onunla ilgilenen servislerimiz. Harika. Peki kimler bu mesleği yapmalı? Dünyayı sevmeleri gerekir. Görebilirsiniz değil mi? Aynen. Yani şeyden bahsetmiştim, bu kalite, zaman, maliyet gibi böyle hani endüstri mühendisi kafası aslında buna biraz daha uygun. Bir optimum, bu çözüm bulmak aslında hani genel amacı. Sürdürülebilirlikte de yine aynı şekilde bir üçgenimiz var aslında. Orada biraz önce bahsettiğim gibi finans, çevre ve aslında toplum. Üçüne de yararlı olan bir iş yapman gerekiyor aslında ki sürdürülebilir olsun. Bu kafa, yani bu bakış açısını aslında kazandıysak buraya da çok rahat çevirebiliyoruz bunu. Bunu aslında yapabilecek insanların bu sürdürülebilirlik, endüstri mühendisliği ile sürdürülebilirliğin o yüzden biraz eşleştiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Peki son olarak izleyicilere ne söylemek istersiniz? Valla teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Sürdürülebilirlikle ilgili her türlü çok gelişmemiz lazım dünya Kesinlikle. Olarak. Yani gerçekten sadece hani bir tema, bir işte bunu yapalım gibi işte imzalanan şeyler gibi değil, artık aksiyona da geçmemiz lazım. Hatta geç bile kaldık artık yani. Kesinlikle. Haziran-Temmuz aylarında. Zarar o bir veren taraf daha hızlı ilerliyor değil mi? Dünya yani yıllık kaynağını Haziran-Temmuz aylarında artık tüketiyor. Bundan sonra diğer senelerden yemeye başladık artık. Yani nerede sürdürülebilirlikle ilgili bir şey var, herkesin aksiyon alması lazım. Hani niyet göstermesi değil, artık aksiyona geçmesi lazım. O yüzden hepinizi sürdürülebilirlik dünyasına bekliyorum diye. Harika. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, gerçekten dünya için artık sürdürülebilirlik bile geride kalmak üzere. O yüzden gerçekten eylemlere geçmemiz lazım. Bunu kendi çalıştığımız yerden, evimizden, mutfağımızdan bile başlayabiliriz. İşte bakın bir sürü yerde çözüm var. Çözüm olmayan yerde de dünyanın en artık büyük ansiklopedisine dakikalar içinde istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Bunu da kullanmak gerekir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.